Merhabalar. Merhabalar. Abla bir soru soracağım. Sor bakalım. Şimdi seçimler bitti. Allah'a evli şükür. Evine, köylü köyüne, siyasetçilere şeye gitti. Tatile gittiler. Şimdi vatandaşa da zamcıklar geliyor küçük küçük. Gelsin ne yapalım? Bu konuda ne düşünüyorsun? Aha, yurt dışından gelene bu. Buna soralım yurt dışı nasıl da ona göre bizi de. Bir dakika. Geldi. Onlara daha çok. İlkin ona sor. Zam var. Size daha çok zam var. Evet. Evet. Burada yine aylıklara zam var. Orada o da yok. Orada o da yok. O yok. Aylığından Allah ister Allah geçin ister nereden geldin abi? Babam biz orada Türk parası harcamıyoruz değil orada mi? Türk parası harcamıyorlar ya. Yani nereden geliyorsunuz? Berlin'den geliyorum. Berlin. Hı-hı. Abla Berlin'de herkes şu an tüp kuyruğunda yağ kuyruğunda diyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Doğrudur. Hatta makarna bile alamıyorlarmış. Oo, o zaman et hiç yok Berlin'den. Öyle duyduk. Doğru mu? Yok, o kadar da değil. Et var. Yok değil ama ne, pahalı. Ne kuyruğu pahalı. Var mesela orada? Pahalı. Pahalı alamıyorsunuz. Tabii ki. Yani anladım. Yok. Para yetmiyor. Para yetmiyor. Para yetmiyor. Türkiye gibi yer yok. Yer yok. Evet, siz buranın kıymetini bilin. Evet, bilin. Buranın kıymetini bilelim. Allah'a şükür ki Erdoğan geldi başa. Allah'a şükür ki. Şükür edelim buna da. Hamdolsun. Hamdolsun. Burası çok güzel. Bir dakika. Evet. Türkiye nur dolu diyor bak. Evet. Doğru diyor. Doğru diyor. Şöyle. Vatanın kıymetini bilelim. Şimdi şöyle. Türkiye'de mesela bir kilo kıyma 350 lira şu anda. Olsun. Orada olsun. Da öyle. Parada 500 lirayken etin kilosu 5 liraydı. Yani şimdi 7 milyar en düşük emekli maaşı. Mesela abla sen şimdi ayda kaç kilo et alabiliyorsun mesela? Ben var ya ben kendim biraz çalışıyorum aslanlar gibi. Evet. Bir tane dana alıyorum 5 liraya götürüyorum 3 ay 4 ay onu. Dana 5 lira. Dişimle misal yani 5 milyar. Müsaade dana bir kurban istese 15 bin lira. He bir tane 13 ay kendim böyle otları biçiyorum yapıyorum. Evet. Böyle alnımın teriyle 400 kilo kesiyorum. 4 tane olan dolaplarına uydunlar. Dolduruyorum. Aslanlar gibi yiyorum. Yani burada açız yiyenler yalan. Hemen kemireyi koyuyorum 400-500 metre öteye götürüyorum. Bak. Aslanlar gibi çalışıyorum aslanlar gibi de en güzel yiyorum en güzel yiyorum. Helal olsun. Her şey ucuz. Helal olsun. Abla bak, duydun değil mi? Hangi televizyonda çıkıyor? Şimdi Berlin'de siz et alamıyorsunuz mesela. Ot yerim. Hayır biz o kadar alamayız. Tamam, alamazsınız. Alamayız. Mümkün değil. Mümkün değil. Mesela Berlin'de böyle bir lokantaya bana oturuyorsun. Bak buradan bundan 3 sene önce hisseye girmeye kalktım. 500 euro istediler. 500 euro. Evet şimdi daha fazla. 1500. Evet. O zaman kurban bayramı burada geçirin. Bir kuzu al 350 euro 400. Evet. Kilosuna göre. Ama şimdi buraya tatile geldiniz. Güzel güzel harcıyorsunuz mesela. Yok harcamıyorum. Paranız değerli yani. Ben o kadarla gelebildim mi? Abla, sen onu sor. Gelemedin mi? Sizin için durum iyiyse açlığım yoktu. Biraz harçlı görürseniz çok iyi olacak. Ağlama oğlum. Ağlamıyorum abla. Ağlama. Simit sarayın oraya git kimse diye. Hiç demesin ki acım. Millet sıraya girmiş yemek için. Para yoksa ne yiyorlar? Para yoksa ne yiyorlar? Git simit sarayın oraya. Dur. Ayıp ediyorlar. Vallahi dinle. Bir dakika. Biz gidiyorduk bir kilo yarım kilo kıyma alıyorduk. Evet. Yoğuruyorduk bir tencere köfte yapıyorduk. Çoluğumuz çocuğumuz yiyordu. Nasıl oluyor o ya? Öyle tabii. Bulgurla. Ekmek katıyorum bulgurla. Un katıyorum bulgur katıyorum. Evet. Şimdi kadın para yok değil mi? Biz penyeleri kesip atlet yapıyorduk. Evet. Adamların affedersin donunu yamalıyorduk. Evet. İki tane ayakkabım vardı. Biri yabanlık deriz, biri de günlüğe. Bu yeni. Şimdi 4-5 çift. Tamam, o zaman doğru. Yoktu. Evet, evet. Benim beyim de Türkiye şeker doğru. Fabrikalarının en ileri gelen ustalarındandı. Evet. İyi maaş alıyorduk. Ben hiç lokantada yemek yemiyordum. Git bak bakayım kebapçıların önü karlar, dürümler böyle dondurmalar utanmadan milleti erkeklerle sokak ortasında edep ayağa gitti. Abla dondurma hayalin edebin ya. Olmadığı yerde iman olmaz. İmanın olmadığı yerde bereket olmaz. Evet. Aslımızı yitirmişiz. Biz Amerika'nın odun burun çocuğu dondurma değiliz. Dondurma ayıp, yalamak günah. Kadına ayıp günah. Dondurma yenir yalanmaz. Sen ya yenir. Böyle yapıyorlar ya utanma. Neyse ben nasıl yapıyorlar sizi... Allah'ını seversen. Ya git şimdi. Şimdi ne yapıyoruz Adırın tövbe etme. Şimdi seçimler bitti. Siyasetçiler tatile gitti. Vallahi ne güzel ama bize hiç tatil tabii. Yok. Biz seçtik onları. Biz şimdi seçtik vallahi ama sorma. Ama de... İslam için seçtik. Böyle pahalılık için değil. Bize de şimdi zamcıklar düştü. Hadi zamcıklar geliyor. Ta geliyordur. Geliyor. Ne ama, düşünüyorsun yani? Ama ben hiçbir eşireye falan öyle ne inek büyüdebiliyorum. Ben de köyün insanıyım. Hepsi dalında çürüdü gitti. Mesela satamıyoruz. Dedi ama mesela. Mesela dedi ama biz mesela. Hiç mesela diyemiyoruz. Ben mesela saat ben eskiden işe gidiyordum. Ne güzel altınımı yapıp takınıyordum. Aha şimdi girdim bak geri döndüm. Sen düğüne altın bile yapamıyorum. Hani ne oldu? Alemin borcunu ödeyemiyoruz. Evet.
Boş versen. Karnımız doymuyor. Doymuyor tabii. Ama ne diyor? Dana kekiyor. Karnımız doymuyor. Yani bir köy ekmek hakim 50 lira. 2,5 lira ev kirası. Emekliyim. Nereye yetecek? Adam da yok. Evet. Şu yiyecekleri de yok ya. Şükür edeceğiz. Şükür edelim. Çok şükür Allah'a. Evet. Şükür edeceğiz. Evet. Aa, başka yapacağım bir şey yok. Abla. Her şeyde var. Her şey bu. Yok yok zamlar Türkiye geliyor ya şimdi onu gelsin sorayım. Onların da gelmesi lazım. Onların da gelmesi lazım. Ne kadar güzel. Size soralım efendim, merhabalar. Çok güzel, zamlar çok güzel. Zamları soruyorum işte. Tamam işte. Gelirim valla peşine kadar çok gelirim güzel. Evet. İşte çok hanımefendi, güzel. Şimdi zamlar geliyor. Küçük küçük zamcıklar geliyor. Evet çok küçük. Güzel değil mi? Evet. Çok şirin. Çok şirin. Ne olacak peki? Bilmem.